Evet, herkese yepyeni bir güne selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Artık Eylül ayındayız. Temmuz ve Ağustos ayını geride bıraktık. Benim nezdimde hep Temmuz ve Ağustos hep böyle durgun geçen aylardandır yani böyle. Ondan dolayı Eylül ayına girmemiz bence güzel oldu. Artık yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar, yeni heyecanlar dönemi olacaktır. Bakın mesela hani atama bekleyen arkadaşlarımız yani artık net ve somut adımlar gelecek yakında, yakın tarihte zaten geliyor ve yarın öbür gün, yarın yani önümüzdeki günlerde, haftalarda da bu daha da netleşecek Allah'ın izniyle. Ondan sonra öğrenciler okula başlıyor, yeni bir heyecan, yeni bir yani bir umut kapısı açılmış oluyor. Yeni bir başlangıçlar daha doğrusu. Biz de kendi hayatımızda başlangıçlar yapıyoruz, ediyoruz böyle. İyiyiz, çok şükür ben mutluyum, huzurluyum. Biraz annem yani ameliyat olacaktı. Bir türlü ameliyat olamadı. Mübarek de biraz korktuğu için, çekindiği için bile sürekli tansiyonu çıkıyordu. Ondan dolayı hep erteleniyordu. Allah'ın izniyle Perşembe günü yani yarın yine ameliyat için şey yapılacak. İnşallah hayırlısı ise olsun, hayırlı değilse de hani Rabbim diğer şekilde şifa versin diye dua ediyoruz. Ben duam hep bu yönde. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Tabii aynı zamanda şuna da değinmeden geçmek istemiyorum gerçekten. Bugün biraz bu yani biraz kendimizden bahsedeceğiz, sohbet edeceğiz tarzında duygularımızı dökeceğiz. Bir tane arkadaşımız bana bir kitap hediye etti. Tabii dün aldım kitabını. Buradan öncelikle teşekkür ediyorum gerçekten. Zaten göndermiş olduğun kitabı ben çok çok merak ediyordum. Çok almak istiyordum böyle. Bir türlü nasip olmamıştı. Senin vesilenle nasip oldu böyle. Çok değerli bir yazardan, çok değer verdiğim, çok çok sevdiğim bir şahsiyetten, bir kişilikten. Yani ondan dolayı kitabı göstermeyeceğim. Kitap biraz daha yani farklı şeylere gitmemesi için böyle. Çok güzel bir kitap gerçekten. Hani zaten kitabın yazarı dedim ya, ayrıca sevdiğim, beğendiğim bir yazar. Kitabın içerisini hemen okudum. Bakın dün aldım, dün yani biraz da yoğundum böyle. Hem bizim kendi çalıştığım kurumdan hem de annemin yanına gidip geliyordum böyle. Bu sabah okudum yani hastanedeyken okudum böyle gerçekten. Neredeyse %30'unu okudum böyle. Muazzam bir tespitler, muazzam şeyler. Yani gerçekten kitabın ismini, kitabın şeyini vermek istedim böyle ama veremem. Yani veremem işte hani. Gerçekten gerçekten çok güzel bir kitap öyle. Çok muhteşem bir kitap. Aynı zamanda benim yazı yazdığımı herhalde bildiği için, şey yaptığı için böyle güzel de bir tane not defteri şey yapılmış, bana hediye edilmiş böyle, bana göndermiş böyle. Teşekkür ederim aynı zamanda. Ta İzmir'den geliyor böyle aynı zamanda. İşte bunu da ben epey defterlerim var. Defterle aram çok iyi. Kalemleri bilakis çok çok seviyorum. Yani yazı çizmeyi, bir şeyler not etmeyi seviyorum böyle. Ondan dolayı Allah'ın izniyle bu defter 2024'te bir yani not defterim olarak kullanacağım böyle. İşte notlarımı tuttuğumu, işte sözlerini yazdığımı böyle ne bileyim o tür şeyleri şey yapacağım ama 2024'te bir başlangıcım. Tarih atmışım zaten hemen girişinde. İki tane daha küçük hediyemiz var. Hani aslında küçük değil de büyük değerli hediyelerimiz var böyle. Onun için onları göstermeyeceğim böyle. Onlar çünkü özel bir nevi biraz da özel olduğu için göstermek şey ne diyeyim ama harbiden de çok güzel, çok çok sevindim ve çok da mahcup oldum böyle. Şimdi bizde de böyle bir durum var. Biz yani bize gelen o tür şeylerde yani her şey karşılıklı ben bakıyorum böyle. Yani diğer şekilde ben kabul etmiyorum böyle. Zaten ben de yani izin ayrılacağım 15 Eylül'den sonra bir İzmir'e uğrayacağım böyle. İzmir'e uğrarken artık bu sefer kendisi bize bir çay ısmarlar diye düşünüyorum diye tahmin ediyoruz. Bir de İzmir'e bir kampa gireceğiz böyle. Böyle bir planımız var böyle daha doğrusu. Öyle güzel hani hayat gerçekten bazen nelerin getireceğini, nelerin götüreceğini bilmiyoruz böyle. Yani hep diyorum ki gerçekten biz başımıza gelen musibetlerden kendimizi sorumlu tutmamız gerekir.
Acaba nerede hata yaptık, nerede yanlış yaptık? Başımıza gelen iyiliklerden, güzelliklerden de yani Rabbimize şükretmemiz gerekir. Yani o ondan geldiğini unutmamamız gerekir. Zira insanoğlu, yani biz insanlar öyleyiz. Yani başımıza bir musibet geldiğinde şey yapıyoruz. Yalvar yakıyoruz Rabbimize işte hani. Rabbimiz ondan sonra bu sıkıntıyı, bu huzursuzluğu üzerimizden götürdükten sonra biz sanki bizim zaferimizmiş gibi şey yapıyoruz. Kendimize mal ediyoruz. Bu çok çok yanlış. Zaten olmaması gereken. Yani ondan dolayı diyorum umudunuz muhakkak her zaman daim olsun. Umudunuz Rabbiniz olsun, Yaratanınız olsun. Yani her şeyi diyor ya hani Bediüzzaman Said Yunus diyor ya amelinizde rıza ile olmalı. O razı olursa bütün dünya karşı çıksa ehemmiyeti yoktur. Onun için çok çok önemliydi. Yani ben maneviyete çok çok önem veriyorum. Gerçekten önem veriyorum. Ki bunun meyvesini her daim aldığım için, şey yaptığım için böyle hani çok mutlu oluyorum böyle. Evet, biraz da konuya gireceğiz, biraz da şey deneyelim böyle. Alımlara falan. Bak, fark ettiyseniz arkadaşlar, mesela Eylül ayına girdik. Gerçekten bu birkaç gündür artık yavaş yavaş, bakın Sağlık Bakanlığı'nda bir çalkalama var, yeni yeni işte hani sinyaller geliyor. Bilakis kendi bakandan, yani Sağlık Bakanlığı'ndan bahsediyorum direkt. Bizzat kendi Sayın Bakanımızdan geldiği için bu çok çok önemlidir. Ondan sonra üniversite hastaneleri de bakın yavaş yavaş yani alımlara çıkıyor. Çıkmaya devam edecek. Dün hatta işte Milli Eğitim Bakanı öğretmenler için bir yani 68 bin öğretmen açığından bahsetti. Yani aslında bir nevi artık yıl sonuna geldiğimiz için bu tür şeyler gündeme gelecek. Ama işte ne zaman olur, ne zaman şey yapar? Aslında şey yapılması gerekir. Gündem oluşturmak gerek. Yani şu anki sivil toplum kuruluşlarına bakıyorum, sendikalara bakıyorum. Gerçekten yani çoğusu demeyelim ama gerçekten biraz pasif davranılıyor. Yani bunlar daha çok seslerini çıkarmaları gerekir, daha çok gündem oluşturmaları gerekir. Yani hak bu şekilde elde edilir. Yani diyelim ki bir ise ikiye çıkartabilirsin. O tür şeylerde yani bilinç çok çok önemlidir. Artık neyse bugünü bu kadar işte. Ben kitabı bitirdikten sonra çok güzel, gerçekten çok güzel tespitleri var böyle. Tekrardan teşekkür ediyorum aynı zamanda. Hem bana bu kitabı gönderen arkadaşımıza, ondan sonra yani bu değerli kitabı gönderdiği için gerçekten çok çok mutluyum. Çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki şeysiniz böyle. Bu kadar. Ben artık kaçayım böyle. Gideyim bir yemek yiyeyim böyle. Biraz da yorgunum tabii ben geç saate kadar annemin yanında oluyorum böyle. Babam da mübarek hiç annemi yalnız bırakmıyor. Eve git diyorum. Yok ben burada kalacağım diyor. Onun için geç saate kadar annem da bizimkilerin yanında oluyorum. Ondan sonra eve gidiyorum. Yatıyorum sabah. Erkenden yine oradan hastaneye, ondan sonra da kendi çalıştığım hastaneye geliyorum böyle. Akşam yine aynı şekilde devam ediyor. Yoğunuz, evet yoğunuz. Havalar da halen de sıcak. Gerçekten daha hiç böyle serinleme yok. Ama olacak inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Güle güle kalın. Rabbim yar ve yardımcın olsun gerçekten. Yani önemlidir. Manevi çok önemli. Kendimize dikkat edelim inşallah.